Çocuklar herkese merhaba. Bugün Türkçe dersinde kaldığımız üniteden devam edeceğiz. Varlığın özelliğini belirten kelimeler yani ön hatlarda kalmıştık. Öncelikle bu sayfaları çözenler benimle birlikte tekrarını yapsın. Çözmeyenler de sayfalarını alıp birlikte çözmeye devam edelim. Başlayalım. Ön hat ne demek? Önce ona bakalım. İsimlerden önce gelerek onların durumlarını, renklerini, biçimlerini, sayılarını niteleyen kelimelerdir. Şimdi aşağıdaki ön hatların, atların hangi özelliğini belirttiğini işaretleyelim birlikte. Şimdi bakalım. İki karpuz. Şimdi sorumu şu şekilde soruyorum. Kaç karpuz? İki. Hangi özelliğini belirtmiş oldu? Sayısını belirtmiş oldu. İşaretliyorum. Yüksek bina. Nasıl bina? Yüksek. Biçimini belirttim. Kırmızı hırka. Nasıl hırka? Hırkanın kırmızılığını yani rengini belirttim. Yaramaz çocuk. Nasıl çocuk? Yaramaz. Durumunu belirtti. Kare masa. Nasıl masa? Kare. Biçimini belirtti. Kırık tabak. Nasıl tabak? Kırık. Durumunu belirtti. Şimdi aşağıdaki kelimelerin ön hat olacak şekilde örnekteki gibi cümle içinde kullanalım. Ben şimdi cümle içinde kullanacağım. Siz de kendi cümlelerinizi yazabilirsiniz. Evet, inceyi cümle içerisinde kullanalım. Üzerime ince hırka aldım. Evet, nasıl hırka? İnce hırka. Devam edelim. 3. 3 ekmek alır mısın? Kaç ekmek? 3 ekmek. Evet, kare. Kareyi cümle içinde kullanalım. Kare masada oturduk. Nasıl masa? Kare masa. Dar. Şöyle kullanalım. Dar yollardan geçtik. Nasıl yol? Dar yol. Yuvarlak. Balkona yuvarlak masa aldık. Evet, şimdi devam edelim. Şimdi burada diyor ki atların bulunduğu çiçekleri kırmızıya, ön at olabilecek kelimelerin bulunduğu çiçekleri sarıya boyayalım. Şimdi ben elimde kurşun kalemim var. Ben boyayacağım. Siz isterseniz kırmızı ve sarı renkli kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım 2. Ben bunu ön at olabilecek şekilde kullanabilirim. 2 elma. Evet, ön at olabilir. Biber. Evet, biber bir şeyi nitelemez. O yüzden kullanamadım. Uzun. Uzun yol. Kullanabildim. Çocuk. Bir şeyi nitelemez. Olmaz. Mavi kazak. Evet. Niteleyebilir. Olabilir. Tatlı elma. Evet. Masa. Masa bir şeyi nitelemez. İsimdir. Kırık cam. Evet. Niteleyebilir. Kare masa yine niteleyebilir, ön hat olabilir. Saat, saat isimdir, bir şeyi nitelemez, olmadı. 3 ekmek, evet. Devam ediyorum. Tembel çocuk niteledi. Birinci sınıf niteledi. Çilek, çilek bir şeyi nitelemez, ön hat olamaz. Çay, çay da bir şeyi nitelemez, ön hat olamaz. Evet, devam edelim. Şimdi aşağıdaki tablolara bir bakalım. Örnekteki gibi uygun hatlar yazalım. Şimdi örneğimize bakalım. Kare, beyaz ve büyük. Neyi niteledi? Masa, kare masa, beyaz masa, büyük masa. Şimdi diğerlerini de biz de yapalım. Ekşi, sulu, kırmızı. Önüne bir isim koyacağız. Ne koyabiliriz? Mesela elma. İki sıcak bayat. Evet, ne koyabiliriz? Önüne bir tane isim koyalım. Ekmek.
Gelelim diğer soruya. Yaşlı, genç, uzun. Yaşlı, genç, uzun. Mesela kadın. Küçük, çalışkan bir çocuk koyalım. Yırtık, siyah, güzel ne olabilir? Elbise olabilir. Evet, önüne isimleri koydum. Devam edelim. Şimdi burada bir tane paragraf var. Paragraftaki ön hatları bulacağım ve altını çizeceğim. Kelimeleri de çiçeğin yapraklarının üzerine yazacağım. Şimdi bakalım. Annesi Ayça'ya doğum günü için çizgili elbise ve kırmızı ayakkabı aldı. Nasıl elbise? Çizgili. Elbisenin çizgili olduğunu belirttiği için çizgili burada nedir? Ön hattır. Yazdım. Kırmızı ayakkabı. Ayakkabının rengini belirtti. Kırmızı. Ayça yeni kıyafetlerini giyip küçük kardeşiyle birlikte arkadaşlarını bekledi. Nasıl kıyafet? Yeni kıyafet. Küçük kardeş. Küçük kardeş küçük. Küçük de orada nedir? Ön hattır. Devam ediyorum. Arkadaşları geldi. Ayça'ya güzel hediyeler almışlardı. Hep birlikte çok eğlendiler. Evet bakalım bak burada da var yine. Nasıl hediye? Güzel hediye. Evet bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Şimdi diğerine bakalım. Aşağıdaki atasözlerinde bulunan ön hatları yazalım. Şimdi bakalım. Aç ayı oynamaz. Hemen soruyorum. Nasıl ayı? Aç ayı. Buradaki ön adım nedir? Aç. Diğer soruya bakalım. 5 parmak bir olmaz. Kaç parmak? 5 parmak. Sayısını belirtti. 5. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Nasıl dil? Tatlı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bakın burada kaç fincan? Bir fincan. Ve kaç yıl? 40 yıl. İki tane ön adımız var. Kara haber tez duyulur. Nasıl haber? Kara haber. Kara. Yarım elma gönül alma. Kaç elma? Yarım elma. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Kaç karpuz? İki. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Bakın burada iki karpuz bir de şurada bir koltuğa var. Kaç koltuk? Bir koltuk. Bunu atlamayalım. Acı patlıcanı kırağı çalmaz. Nasıl patlıcan? Acı. Evet. Devam edelim arkadaki sayfaya. Şimdi cümleleri kutularda yazan ön hatlarla birlikte örnekteki gibi tamamlayalım. Terliken soğuk su içmeyelim demiş. Nasıl su? Soğuk su. Komşumuzun oğlu nokta nokta sınıfa gidiyor. Evet hemen bulalım burada. Komşumuzun oğlu 5. sınıfa gidiyor. Ankara'ya nokta nokta trenle gideceğim. Nasıl tren? Hızlı tren. Nerede? Burada işaretleyelim. Nokta nokta elbisemi giymeyi çok seviyorum. Nasıl elbise? Mavi elbise. Komşumuzun nokta nokta çocukları oldu. Komşumuzun ikiz çocukları oldu. Evimize nokta nokta masa aldık. Nasıl masa? Kare masa. Nokta nokta bisikletiyle bize geldi. Yeni bisikletiyle işaretleyelim. Evet. En son hangi kitabı okudun? Evet. Nokta nokta sandalyeye oturunca düştü. Kırık sandalye. Benim annem güzel yemek yapar. Arkadaşım nokta nokta evde oturuyor. Şu ev. Biber yiyince ağzım yandı. Nasıl biber? Acı biber. Evet, bu etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Şimdi devam edelim. Doğru yanlışlara bakalım. İki kalem aldım.
İki kelimesi varlığın sayısını belirtiyor. Evet, kaç kalem? İki kalem sayısını belirtiyor. Doğru. Kare masa etrafında toplandık. Nasıl masa? Kare masa. Kare kelimesi varlığın şeklini belirtiyor. Doğru. Yaramaz çocuk evi dağıttı. Nasıl çocuk? Yaramaz. Varlığın sayısını belirtiyor demiş. Yanlış, durumunu belirtiyor. Sarı kazak aldım. Sarı kelimesi varlığın sayısını belirtiyor. Hayır, rengini belirtiyor. Yanlış. Ekşi elma yedim. Nasıl elma? Ekşi. Varlığın rengini belirtiyor demiş. Yanlış. Evet, şimdi varlığın özelliğini belirten kelimeleri bulunan cümlelerin başındaki kutuları işaretleyelim. Sarı en sevdiğim renktir. Burada bir varlığın özelliğini belirten kelime var mı çocuklar? Hayır, yok. Ağaçtan sulu elmaları topladık. Nasıl elma? Sulu elma işaretleyelim. Derslerimize çok çalışmalıyız. Yine niteleyen bir cümle kelime yok. Kırmızı şapka sana çok yakışmış. Nasıl şapka? Kırmızı var. Meyveleri yıkamadan yemeyelim. Yine niteleyen bir kelime yok. Soğuktan yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız. Niteleyen kelime yine yok. Soğuktan korunmak için kalın giysiler giyelim. Nasıl giysi? Kalın giysi var. Bu hafta çok kalın kitap okudum. Nasıl kitap? Kalın kitap var. Kahvaltıda zeytin de yemeliyiz. Evet, varlığın özelliğini belirten kelime bu cümlemizde yok. Birkaç çocuk bahçede top oynuyor. Kaç çocuk? Birkaç çocuk var. Sıcak süt ağzımı yaktı. Nasıl süt? Sıcak süt. Bahçeye incir ağacı diktik. İncir burada bir şeyi nitelememiş. Yok. Öğretmen tahtaya 5 soru yazdı. Kaç soru? 5. Ayakkabılarımı ucuza aldım. Burada da bir şey yok. Evet çocuklar, biz şimdi burada etkinliklerimizi tamamladık. Siz de benimle birlikte tekrar edin. Sorularınızı çözmeye devam edin. En yakın zamanda yüz yüze görüşmek ümidiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.